Ramazan ayına girmeden önce kişinin yapması gereken hazırlıklar. Bu da ne zaman olur? Recep ve Şaban ayında olur, biliyorsunuz, öncesinde. Bunlardan birincisi kardeşler, samimi bir şekilde tövbe etmek. Samimi bir şekilde tövbe etmek. Yani ne yapacaksın? Ramazan'a girmeden önce birine zulmettiysen ondan helallik isteyeceksin. Bir günah işlediysen tövbe istiğfar dileyeceksin. Neden? Ta ki Ramazan'a buruk girme. Şeytan seni bir yerden yakalayıp aman ha aman Allah seni bağışlamaz zaten böyle bir günahın var demesin diye. Ondan dolayı sen öncesinde tedbirini alacaksın ve samimi bir şekilde tövbe edeceksin. Yani bu aya kalbin kırık değil de mutlu bir şekilde gireceksin. Onun için Allah Azze ve Celle bütün müminlere ne diyor? وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا Tövbe edin. اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ Bütün müminler hep beraber Allah'a tövbe etsinler. Allah'a dönsünler. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Umulur ki iflah olurlar. Bu emir bütün müminler için. Şimdi biri diyebilir ben öyle bir günah işlemedim veya birine zulmetmedim. Hayır. Tövbe etmek biz Müslümanların hasletlerindendir. Sürekli tövbe etmemiz lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselam ki kendisi gece gündüz namaz kılan Allah Azze ve Celle'nin sürekli kendisine vahyettiği şahıs. Buna rağmen kendisi diyor ki ben ki günde 100 kere Allah'a tövbe istiğfar ediyorum. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah ve etubu ileyh diyerek Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabına bunu öğretiyor kardeşler. Bu da çok önemli bir noktadır. Yani dilimize tövbe istiğfarı alıştırıp Ramazan'a tertemiz bir şekilde girmek, en azından kalbi kırık olanların gönlünü almak, en azından bir konu hakkında günah işlediysek Allah Azze ve Celle'ye yönelmek bu öncesinde yapılması gereken hazırlıklardan bir tanesidir. İkincisi dua edeceksin kardeşler. Dua edeceksin. Nasıl dua edeceksin? Dua ile alakalı bir bölüm daha gelecek. Ramazan'ın içinde yapılması gereken dua. Ama bu bahsettiğim Ramazan'dan önce yapılması gereken dua. Selef nasıl dua edermiş? Selef Ramazan'dan 6 ay önce Ya Rabbim bizi Ramazan'a kavuştur diye dua ederlermiş. Ramazan'dan 5 ay kadar sonra da Ya Rabbim Ramazan'da işlediğim ibadetleri, yaptığım ibadetleri kabul et diye dua ederlermiş. Ne oldu? Senenin tamamı dua ile geçti. Onun için sizler de Ramazan bittikten sonra Ya Rabbim işlediğimiz ibadetleri kabul et diye dua edin. Ondan sonra Ramazan'a yaklaştığınız zaman Ya Rabbim beni Ramazan'a kavuştur. Ya Rabbim beni Ramazan ayına kavuştur diye dua edin. Ve bununla beraber ne için dua edin? Ya Rabbim bize amellerimizi kolaylaştır diye dua edebilirsiniz. Recep ayında, Şaban ayında bunları yapabilirsiniz. Evet. Üçüncüsü bu ayda büyük bir sevinç duymak. Yani bu ayın geleceğinden dolayı büyük bir sevinç duymak, büyük bir mutluluk duymak yine bu ayın hazırlıklarındandır. Biliyorsunuz kardeşler, İnsanlar iki türlüdür dedim ya. Bir tür insan var ki Ramazan ayı gelecek diye eyvah ne yapacağız şimdi? İşçileri nasıl çalıştıracağız? Saatler değişti ne olacak diye düşünenler var. Bir de müminler var, Müslümanlar var. Elhamdülillah Ramazan ayı gelecek, bereket ayıdır, hayır ayıdır, orada Kadir gecesi vardır. İnşallah çok güzel olacak diye insanlar vardır. Şimdi biz bu bedbahlardan olmayalım, bu müminlerden olalım. Dolayısıyla Ramazan ayı gelmeden önce onun gelmesini istedikten sonra geldiği zaman da ondan dolayı sevinç duymaktır. Yoksa yüzü kapkara kesilen insanlar gibi olmamaktır. Eyvah yine Ramazan geldi oruç tutacağız diyenler gibi olmamaktır. Maalesef ama maalesef böyle insanlar da vardır. Ama bunun sebebi nedir? Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi cehalettir. Mesela adam bazı ibadetleri yapamadığı için Ramazan'ın gelilmesini hiç istemiyor. Bu da şeytanın kandırmalarından bir tanesidir kardeşler. Sen bir ibadeti yapamıyorsan da yine de Ramazan'ın gelmesini iste. Çünkü Ramazan'da büyük hayır vardır. Büyük ecir vardır. Bir günahına bir günah daha katma. Yapamıyorsan Allah'tan yardım iste. Allah sana kolaylaştırsın. Ama bunun dışında kesinlikle Ramazan'ın gelmesinden dolayı üzüntü duyma, sevinç duy. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? De ki bu Allah'ın fadlı ve rahmetidir. فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ De ki bu Allah'ın fazlı ve rahmetidir. Ve bu Allah'ın fazlı ve rahmeti sizin dünyada topladıklarınızdan daha hayırlıdır. Daha hayırlıdır. Yani sen dünyada mal mı topladın, mülk mü topladın? Ramazan ayında sana çok para mı gelecek? Allah Azze ve Celle diyor ki benim verdiğim rahmet, benim verdiğim fazilet senin dünyada topladıklarının hepsinden daha hayırlıdır. Ama sen bunun bilincine var. Bunun bilincinde ol. Ahiret endeksli yaşarsan bu böyledir yani. Allah Azze ve Celle bize ayette bunu söylüyor. Dördüncüsü kardeşler Ramazan'a hazırlıkla alakalı şunu söyleyebiliriz. Müslüman şuna dikkat edecek öncelikle. Ramazan ayında
Şayet geçen sene tutamadığın orucun varsa işte Recep Şaban ayı geldiği zaman o oruçlarını bitir artık. Kazalarını yerine getir, vicdanını rahatlat. Biliyorsunuz gerek Müslüman yolculuk yapmış olabilir, hasta olmuş olabilir, kadınlarda bu olaylar çok oluyor, hayız olmuş olabilir, oruçlarını tutamamış olabilir. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselamın eşleri Şaban ayına kadar tutamadıkları zaman o ay bitirirlerdi. Üzerlerinden bir sene geçmezdi. Yani Ramazan ayına vicdanları rahat, borçsuz bir şekilde girerlerdi. Onun için borcu olan kardeşler kesinlikle Şaban ayında bu borçlarını tamamıyla yerine getirsinler, oruçlarını tutsunlar diyebilirim. Beşincisi ise oruçla alakalı, Ramazan ayının faziletiyle alakalı mutlaka öncesinde Müslümanların bir bilgiye sahip olmaları lazım. Bu konu hakkında kitap okumaları, ders dinlemeleri lazım. Bunları yapmadıkları takdirde biraz önce söylediğim gibi neye üzüleceğini, neye sevineceğini bilemez. Neyin hayır, neyin hayır olmadığını da bilemez. Onun için şu anda bizim yaptığımız gibi bu konu hakkında Ramazan ayının faziletiyle alakalı, orucun faziletiyle alakalı dersler yapmak, bilgi edinmek yine Ramazan'a hazırlık kapsamındadır diyebiliriz. Altıncısı ise kardeşler, öncesinde Müslümanların bir program yapması gerekiyor. Ben bu ay şunu 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 yapacağım. Birinci gününden 30. güne kadar veya 29. güne kadar programını yapsın ki Allah ona kolaylaştırsın. Niyeti halis olsun. Bunu yapmadığın takdirde önüne başka şeyler geliyor. Yok şuradan misafir geldi, yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Dolayısıyla bu sizi hayırdan alıkoyar. Sen programını yapacaksın, programının dışına çıkmayacaksın. Ben bugün bu programı yaptım, bundan sonra da böyle yapacağım diyerek öncesinde hazırlık yapmanız sizin hayrınızadır. Çok önemlidir. Yedincisi kardeşler, kendi eşine, çocuklarına bu konu hakkında bilgi vermen. Onlarla bir şeyler paylaşman. Onlara hükümlerini bildirmen. Ve en önemlisi öncesinde çocuklara oruç tutturmanız. Oruç tutturmanız. Neden? Öncesinde çocuklara oruç tutturacaksın ki onlar da alışsın. Ramazan ayı geldiği zaman onu da rahat bir şekilde tutabilsinler. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam Ensardan olan kasabaya haber yolluyor. Diyor ki bugün bir şey yiyip içmeyenler oruç tutsun. Aşure gününden bahsediyorum. Bir tane sahabe annemiz Rubeyyi radiyallahu anha kendisi diyor ki biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize gönderdiği haberden sonra orucumuzu tutardık. Hiçbir şey yemediğimiz için o günü oruçla geçirirdik diyor. Hatta çocuklarımıza da oruç tuttururduk. İftar vaktine kadar onlara oyuncak yapardık. Acıktık diye ağladıkları zaman onlarla onları oyalardık diyor. Bu bize neyi gösteriyor? Sahabe annelerimiz, sahabeler bu konu hakkında gayretli idi. Yani çocuklarına orucu emrederdi, namazı emrederdi, onları teşvik ederdi. Bu çok önemli kardeşler. Yine Ömer radıyallahu anhu bir gün orucunu bozup da içki içen bir adamı yakalıyor ve kendisine diyor yazık sana. Bizim çocuklarımız bile oruç tutuyor, senin yaptığına bak diyor. Ve o adama tazir cezası uyguluyor. Bunu niye anlattım? Demek ki sahabe çocukları oruç tutuyordu. Biz de ne yapacağız kardeşler? Çocukların gücü nispetinde onlara oruç tutturacağız. Kişiden kişiye değişir. Çocuktan çocuğa göre durum değişebilir. Ama kişi 9'dur, 7'dir, 8'dir, kimine göre 10'dur. Allah Azze ve Celle en doğrusu biz. Ama çocuklarınızı alıştırın. Tembel bırakmayın. Ta ki büyüyünce bu konuda gevşeklik göstermesinler diyebiliriz. Ve 8.'si ise kardeşler Şaban ayında çokça oruç tutmak. Peygamber aleyhissalatü vesselam Şaban ayında çokça oruç tutardı. Sordular Peygamber aleyhissalatü vesselama. Ey Allah'ın Resulü, bu ayda neden bu kadar çok oruç tutuyorsun diye sordular. Çünkü aleyhissalatü vesselam önceki aylarda bu kadar oruç tutmazdı. Sahabenin dikkatini çekiyor. Peygamber'e soruyor aleyhissalatü vesselam. O da diyor ki Recep'le Ramazan ayında insanlar gaflette oluyor. Gaflette oluyor. Yani bu ayda insanlar demek ki ibadette önem vermiyor. Aleyhissalatü vesselam insanların dikkatini çeksin diye bunu yapıyor. Birinci sebep bu. İkinci sebep çünkü diyor o ayda ameller Allah Azze ve Celle'ye arz olunuyor. Arz olunuyor. Ben de amellerimin bu şekilde Rabbime arz olunmasını istiyorum diyor ikinci hikmet olarak. Üçüncüsü ise alimler şunu söylüyorlar. Şaban ayında oruç tutmanın hikmetlerinden bir tanesi. Nasıl ki diyor sen farz namazından önce
sünnet kılıyorsun, kendini hazırlıyorsun farza. Bu da böyledir diyor. Öncesinde oruç tutuyorsun, nefsini buna hazırlıyorsun ta ki Ramazan'a hazırlıklı bir şekilde gir diye. Aynı revatip sünnetlere benzetiyor alimler bu ibadeti. Dolayısıyla bu anlattığım meseleler bu baptandır. Her birini Şaban ayında ve Recep ayında öncesinde hazırlık yapabilir. Yapmak zorunda. Hazırlığın olmadığı bir oruç biraz önce verdiğim örnek gibi Allah muhafaza eksik olur. Sıkıntılı olur. Noksan olur. Ama biz hazırlığımızı yaptık Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Ondan sonra Ramazan ayına girdik. Rabbimize gönül rahatlığıyla ibadetlerimizi yerine getirebiliriz diyebilirim.